Allahu Billahi min Shaitan Bismillahi ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallim ecma'in Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Tekrar dersimizde, sohbetimizde beraberiz. Bugün insanlığın adeta çölde su arar gibi aradığı İnsanlığın dünyaya saldırmasının, gayret etmesinin, sarılmasının altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de bu olduğu anlaşılan huzur. Yani tüm dünya aslında dünyaya çalışırken, değil mi? Ahirete çalışırken, manayla, maddeyle, her şeyle meşgulken aslında hepsinin, herkesin aradığı Ruhun aradığı değil mi nedir aslında? Huzur, huzur. Herkes huzur arıyor. Kimisi parada arıyor, kimisi arabada arıyor, kimisi evde arıyor, kimisi işte arıyor. Kimisi şöhrette arıyor, kimisi şurada, kimisi burada. Herkes bir yerde huzur arıyor. Şimdi bu huzur arayışında yaradanın bir teklifi var. Bilmiyor mu yaradan kulunun huzur arayacağını? Kul, kulunun mutluluk arayacağını bilmiyor mu? Yanlış yollarda yorulup yorgun düşüp çaresiz Rabbine döneceğini bilmiyor mu? Ha. Öyleyse şimdi en basit bir makinenin bile mükemmel çalışması için onun kullanma kılavuzunu okumak gerekir de. Şu insan makinesinin huzurlu, mükemmel, dört dörtlük tam kıvamında İstediği ve arzu ettiği gibi çalışması için bu insanın kullanma kılavuzu okunmaz mı? Şimdi öyleyse bizi Yaradanın bize sunduğu mutluluk ve huzur formülüne bakmak, bizi Yaradanın bize teklif ettiği değil mi? Bitmeyen, sönmeyen saadetin formülüne bakmak, dolayısıyla kendi kullanma kılavuzumuz kendi dertlerimizin dermanı, hastalıklarımızın reçetesi olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan huzur problemimizi çözmek ve inşallah o huzur halini yaşayarak o değil mi iç dünyasının güldüğü ruhunun coştuğu iç aleminde cennetlerde gezen o Hayatı, o hali, o vaziyeti bizzat yaşayarak, uygulayarak dünya insanına yaşayarak göstermek. Yani şu mana çok önemli. Bizim feder e, babam yurt dışına çıkmışlardı. Orada böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorlar. Ondan sonra 70-80 yaşında, o zaman işte 80 yaşına yakın. Böyle heyecanlı heyecanlı anlatırken oradan birisi görmüş. Demiş ki ya amca bu nedir demiş bu yaşama sevincini demiş. Nereden alıyorsun demiş. Bu heyecan, bu coşku, bu huzur, bu sevinç. Kıpır kıpır bu yaşta nedir bu? Hangi psikoloğa gidiyorsun? Nereden terapi görüyorsun? Neyle bu hali yakaladın? Nasıl böyle hayata bağlandın diye. Sonra Feder ona anlatmış babam anlatıyor ona böyle. Tabi anlamadığı dil çeviriyorlar, şey yapıyorlar falan. Yani asıl huzuru verenin insanı yaradan olduğunu, yani asıl huzur yaradanın hazır, nazır olduğunun bilinmesiyle, insanın her haline hakim olduğunun bilinmesiyle, asıl mutluluk, asıl saadet, İnsana ebedi ufukları açan ahiretin ebedi hayatın bilinmesiyle şimdi düşünün. Bir insan dünyada ne halde olursa olsun, ne kadar lükslerin, şatafatların, dünyevi nimetlerin içinde yüzerse yüzsün, ufukta ne var? İmansız bir insanın ufkunda ileride yolun sonunda karanlık, sıkışık, dar bir kabir var. Dönüşü olmayan bir yol var bir daha dönmemek üzere idam var. Şimdi ufukta devamlı bu idamı, bu dehşetli yılanların, çıyanların cirit attığı o dehşetli karanlık toprağı gören bir insan. Hayata nasıl tutunur Allah aşkına ya? Öyle diyor Mesnevi Nuriye'de bir ifade var. Ölüm ve idam intizarında beklemesinde bulunan bir adam. Sehbanın, idam sehpasının tezyin ve süslendirilmesinden, Zevk ve lezzet alabilir mi? Sizden soruyorum diyor. Yani düşünün mesela diyorsunuz ki adam idama çıkıyor ya üzülme seni biz böyle altından, zümrütten, yakuttan sehpalarda idam edeceğiz. Senin için şöyle hazırlıklar yaptık. İdam gününde şöyle yapacağız, böyle yapacağız deseler. Değil mi? şimdi kulağına büyük ikramiye sana çıktı deseler kaç para eder? Sadece acısını ve ızdırabını artırır. Bir de ayrılıkla ayrıldığı şeyler, dünyada onlardan koptuğu şeyler ne kadar çoksa o kadar acısı ve ızdırabı artar. Allah aşkına soruyorum. Ehli dünyanın dinden, İslamiyet'ten uzak, Allah'ı peygamberi bilmeyen, ahiretten haberi olmayan bir insanın hali, hayatı, ömür boyu idam sehpasını süslemekten ibaret geçiyor mu, geçmiyor mu? Biraz düşünelim. Yani adam şimdi evinde ölecek. Evini süslüyor. iki kat, üç kat, dubleks, tribleks, yazlık, kışlık şöyle böyle. En güzel halde o güzel dünyasının, toz pembe dünyasının içinden onu alıveriyorlar. Her şey duruyor yerli yerinde. Ama sadece o yok. Ne fark eder ki? Ne oldu? Değil mi? Her şey yerinde dursa o olmadıktan sonra neye yarar? Şimdi nedir adam arabasının lüks değil mi? Artırıyor, artırıyor, lüksünü artırıyor, artırıyor. Standartları yükseltiyor. En üst standartlardan ölüp gidiyor. Ne fark etti? Öyle ya. Netice ne? Sonuç nereye çıktı Allah aşkına? Ha öyleyse hayatın neticesi itibariyle hayata bakmak icap ediyor. Bu işin sonu nereye gidiyor? Netice nedir? Mana nedir? Nereye doğru gidiyoruz? Bu gidiş nereye? Şu mana çok önemli. Ha demek böyle bir vaziyetteki insanın ahireti cehennem olduğu gibi dünyası da Ölümün idam tehdidiyle devamlı azaba ve ızdıraba dönüşen bir cehennemden ibarettir. Yani ha öyleyse bakın ahiretteki cehennemden kurtarmadan önce insanları şu anda hele şu virüs sürecinde dünyadaki manevi cehennemlerinden çıkarmak gerekiyor. Şimdi Adamı sohbete çağırıyorsunuz veya anlatıyorsunuz iman hakikatlerinden falan. Diyor ki adam bana ne faydası var? Ne kazandıracak bana? Şimdi desen ki ya ahirette cennete gireceksin desen, cehennemden kurtulacaksın desen, dünyadaki hazır lezzet daha cazip geliyor ona. Ahiretteki cehennemden kurtulmaktan, dünyadaki sıkıntılı hayattan kurtulmak daha cazip geliyor ona. Dünyadaki hazır lezzetler cennetten daha sevimli görünüyor ona. Öyleyse bakın dünyadaki ibadete teşvik ederken ahiretteki cennet müka cennetle mükafatlandırmak müjdelemek değil. Dünyadaki günahtan çekerken ahiretteki cehennemle korkutmak değil. Çünkü hele bu ahir zamanda insanlar anı yaşıyor. Ayette geçiyor ya yestahibbun el hayate dunya alel -âhire. Bilerek ve severek Dünyasını ahiretine tercih etmek. Aa, dünya için üç kuruşluk anlık ani ve fani lezzetler için ebedi cennetten, ebedi saadetten vazgeçmek bu zamanda bir düstur haline gelmiş. Toplum adeta ne olmuş? Bu kulvarda sürüklenip gidiyor. Toplumun normları olmuş bu. Yani artık insanlar dünya için ahireti feda etmeyi normal karşılar ahiret için dünyadan vazgeçmeyi de çok garip ve anormal karşılar hale gelmiş. Ha, gerçek alem için, gerçek hayat için yalan dünyadan vazgeçmek gerekirken değil mi? Üç kuruşluk dünyanın fani, şu yalan dünyanın azıcık geçici fani zevkleri için ebedi hayatını yakmayı, yıkmayı, mahvetmeyi, vazgeçmeyi adeta akıllılık, kurnazlık değil mi? Enteresan bir şey ya. İşbirlilik zannetmeye başlamışız. Halimize bakın. Ne vaziyetteyiz. Değil mi? Niçin yaratıldık? Nereye doğru gidiyoruz? Ha, şu mana çok önemli. Bakın. Ha öyleyse bizi ahiretteki cehennemle korkutup dünyadaki günahlardan vazgeçirerek değil de Ahiretteki cennetle müjdeleyip dünyada kulluğa ibadete sürüklemek, teşvik etmek yoluyla, yöntemiyle değil de bizzat şu içinde yaşadığımız, şu içinde yaşadığımız zaman dilimi, şu içinde yaşadığımız dünyada imansızlığın manevi cennet imansızlığın manevi cehennemini hissettirerek imandaki kulluktaki o huzur halini o manevi lezzeti Allah'a yaklaşmanın, Allah'ı tanımanın, onun inayetini, şefkatini, himayetini hissetmenin insanı dünyadayken manen cennet köşklerinde, cennet salonlarında gezdirdiğini bizzat yaşatarak, bizzat hissettirerek ha o zaman insan dünyadaki o manevi cennetten çıkıp da cehennem, ceh değil mi cehenneme götüren cehenneme sokan cehennem hurileriyle zevklenmek yolunda ahiretinden vazgeçiren o hallere hiç taham girer mi ya? Hiç o hale tahammül eder mi? Ha, şimdi öyleyse imandaki manevi cenneti yaşamak. Çünkü iman saadeti dareyne, iki dünya cennetine vesiledir diyor. Yani öyleyse biz hep şöyle düşündük, şöyle anladık. Dünyada meşak mümin ne yapar? Meşakkat çeker, sıkıntı çeker. Ahirette mükafatını görür. Kafir de dünyada lezzet alır, zevk eder, keyif eder. Ahirette faturasını, azabını cehennemde çeker. Hep böyle zannediyorduk. Böyle değilmiş ya. Yani imansızlıkta bir insan ne lezzet alacak Allah aşkına? Öyle diyor ya cismi yalancı bir cennette kalp ve ruhu cehennemde azap çeken bir adama mesut denilebilir mi diyor ya. Adam dünyada köşkler, yalılar değil mi dünyevi saltanatlar içinde ama tehdit yemiş, kiralık katilden tehdit yemiş bir adam gibi devamlı akıbette sonunda gireceği o dehşetli kabre değil mi girmenin korkusunu taşır bir vaziyette hayatını ızdıraba azaba çeviriyor. Dünyanın en zengin ülkelerinde Kişi başına düşen milli hasılanın en yüksek olduğu ülkelerde intihar olanlar oranları fırlamış gitmiş. Ne demek bu? Şu dünya ve içindekilerin insanı tatmin edemeyeceğine en büyük delil bu değil mi? Acaba dünyalık neleri eksikti? Neyi alamadılar? Neyi elde edeme edemediler de canlarına kıydılar? Şimdi şuradan bir cümle okuyacağım ben. Çok çok önemli. Dersimize şöyle yavaş yavaş başlayalım ama hakikaten mana insanın aleminde canlandığı zaman dünyanın bütün süfli zevkleri haramları günahları cazibesi insanın nazarında o kadar küçülüyor o kadar küçülüyor ki o zaman insan ya ebedi bir saltanatı kaybettirecek şu zevkler için şu manevi zevkler değil mi? şu anlık zevkler için pis zevkler için geçici günahlar için ebedi bir ahiretten vazgeçmeye değmez dedirtiyor insana. Ya. Nuru iman ile bilinir ki, iman nuruyla bilinir ki. Şimdi karanlık her şeyi gizler. Nur her şeyi açığa çıkarır, aydınlatır. Şimdi kainatta zaten Allah var. Her şey hakim, Cenab-ı Hak bütün isimleriyle güzel ve değil mi? Allah'tan başımıza gelen her şey güzel. Ya bizzat güzel veya neticeleri itibariyle güzel. Ama bu hakikati insan göremeyebiliyor. Bu hakikattan gafil olursa o insan küfrün karanlıkları içinde ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette, nereye gideceğini bilmeyen bir halde devamlı endişeler ve korkular içinde hayatını ızdıraba ve azaba çeviriyor. Aa, öyleyse bakın nuru iman ile bilinir ki 23. sözü hemen hatırlayalım. İman hem nurdur hem kuvvettir. Zaten en büyük kuvvet nurdur, nur. Şimdi değil mi? Lazerli silahlar şunlar bunlar var ya nur, ışık. Lazerle ameliyat ediyorlar adamlar. Ya çelik tabloları böyle tabakaları lazerle kesiyorlar. Nurdaki kuvvet anlaşılıyor teknoloji ilerledikçe değil mi? İman hem nurdur hem kuvvettir. Bir de şimdi en büyük kuvvet ilimdedir. İlim nurundadır. Şimdi düşünün mesela bir insan hiç bilmediği bir ortamda karanlık El yordamıyla böyle ne yapacağını bilmiyor. Bir adım sonrasından korkuyor. Acaba çukur mu var, uçurum mu var, şu mu var, canavarlar mı var? Duyduğu her sesten korkuyor. Eline dokunan, ayağına dokunan her şeyden ir irkiliyor. Bakın korku. Bir anda şartelleri bir açsalar. Bir anda her tarafı verse, bütün o korkulardan kurtuluveriyor. Hakikatta çünkü ne var? Her taraf güzel. Birden o ale alemi değişiyor ya bak. Şimdi... İşte insanın dünyası böyle karanlık. O karanlıklar içinde devamlı korkarken acaba ne olacak? Acaba bu virüsün sonu nereye varacak? Acaba bu bize bir oyun mu? Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Değil mi şimdi hep karanlık karanlık, ölüm karanlık, kabir karanlık, ahiret karanlık, hep karanlık. Birden iman nuru insanın kalbine girince projektörler gibi aydınlatı veriyor. Ve ölüm yolumuzun sonuna durmuş, bütün hayatımıza tehditler savururken, bütün hayatımızın her gününe zehirler saçarken, düşünmekten bile bizi korkutup ürkütürken, değil mi iman projektörü kabrin öbür tarafını bir aydınlatıyor. İnsana ölümü bile sevdiriyor ya. Ölümün hakikatını gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler diyor. İmandaki cesarete bakın, kuvvete bakın. İman hem nurdur hem kuvvettir. Bakın ne diyor? Nuru iman, iman nuruyla bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde, bütün nimetlerin üstünde öyle bir nimettir ki Allah'ın varlığı ya. Şimdi Dedik ya huzur, huzur, huzur. Şimdi Allahsız huzur arayan'a Cenab-ı Hak huzuru haram ediyor. Şimdi insan enteresan bakın, bir deyince biz hep Allah'a ortak koşmak diye düşünüyoruz ya. Bunu da hep ne düş olarak düşünüyoruz ya işte Allah'ın sanatlarını sebeplere taksim etmek, şöyle yapmak, böyle yapmak falan diye düşünüyoruz. Hakikat de öyle değil aslında. Şimdi mevzu sadece Allah'a ait olanları sebeplere dağıtmak değil bakın. Şimdi huzur mevzu. Huzur Allah'ın elindedir. Sana huzuru Allah'tan başka kimse veremez. Ama sen değil mi? İşim bana huzur verecek. Bilmiyorum eşim bana huzur verecek. Falanca huzur verecek. Ya tam huzur. Para, para değil mi? Para var huzur var diyorlar ya. Parayı bulunca huzuru bulacağım. Şöhreti bulunca huzuru bulacağım. Abi falan arabaya bir bindi mi? Daha huzur işte. Huzur dediğim böyle bir şey falan diye. Allah dışında huzur arayışlarının tamamı aslında nedir? İnsan için şirktir, şirk. Ve Allah gerçekten sevdiği kulunu şirkten kurtarmak için Allah dışındaki adreslerde aradığı huzuru ona asla nasip etmiyor. Hatta hatta Cenab-ı Hakk'ı onun dinini, onun emirlerini bir kenara itip de değil mi yasak aşklarda huzur arayanların maşuklarını, aşık olduğu insanları onların başına bela ediyor. Fitil fitil burnundan getiriyor. Sevdiğinden ha, kıyamadığından. Bir gün bir abimiz aradı. Dedi ki ya bir arkadaşımız var. iki kere intihar etmiş. Çok da zengin. Bursa'nın meşhur zenginlerinden birisi. İki kere intihar etmiş. Ölmemiş. Yanına kıymaya çalışıyor. Ya buna bir şeyler yapalım falan. Telefonda konuştuk. Gencelik bir çocuk. Ya işte şöyle oldu hocam, böyle oldu. İşte ben sevdim, o sevmedi. Ben onun için şunları yaptım, bunları yaptım. Ben de intikamımı şöyle alacağım, böyle alacağım falan işte. Ben canıma kıydığım zaman o görecek kaybettiğinin farkına varacak falan şöyle böyle dedim ki ya sen canına kıydıktan sonra o görsen olur, görmesen olur. Neden kendi canına kıyıyorsun dedim. Niye böyle bir şey yapıyorsun falan. Ya işte intikam alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Enteresan değil mi? Garip. Ve benim için her şey bitmiştir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur falan. Sonra iş nereye geldi biliyor musunuz? İş Allah'a geldi. Hocam Allah niye böyle yapıyor? Vay be. Adam Allahsız yaşıyor, Değil mi? Dinden, imandan, İslamiyet'ten habersiz yaşıyor. Sonra da başına gelen musibette değil mi? Suç kimin? Allah'ın. Allah niye böyle yapıyor? Niye onu bana vermiyor? Niye şöyle olmuyor? Niye böyle olmuyor? Falan diye böyle. Dedim ki kardeşim senin dedim bir hareketin, bir halin, samimiyetin bir güzel tarafın olmuş Allah'ın hoşuna gitmiş. Cenab-ı Hak seni sevmiş. Böyle mi seviyor hocam dedi ya. Böyle mi seviyor dedi. Kaç kere intihara gittim dedi. Hayır canım akıyacaktım dedi. Böyle mi seviyor? Başıma olmadık belalar gönderdi. Elimden en çok sevdiğim insanları aldı. Şöyle oldu böyle oldu falan. Böyle mi seviyor falan. Öyle deyince dedim ki. Kardeşim dedim sen. Çok sevdiğin birisi olduğunda. Onu başkasına ayar etmek ister misin? Onun kalbinde başka sevgiler varsa, başka aşklar varsa, elinden gelse onun kalbini yerinden söküp almak istemez misin? Kalbindeki bütün o yabancı aşkları çıkarıp söküp almak istemez misin? İsterim tabii. İstemem mi? Zaten onun için bu haldeyim. Öyle deyince dedim ki senin elinden gelmez. Senin elinden gelmeyen Rabbinin elinden gelir. Allah da seni sevmiş. Sevmiş ki yaratmış. Hem özel yaratmış. Bak sen teksin. Özel tasarım. Dünyada sen teksin. Bak sana özel teveccüh etmiş. Sonra seni o haram yasak aşkın, o haram muhabbetlerin içinde, gayrimeşru hayatın içinde cehenneme kadar yuvarlayıp götürebilirdi. Senin kalbini her türlü pisliğin, her türlü gayrimeşrunun, her türlü yasak aşkların bir çöplüğü haline getirmiş vaziyette bırakabilirdi. Ama senin kalbine Rabbin talipmiş ve kalbindeki o aşkları, muhabbetleri, şunları bunları kendisi dışındaki bütün yabancı yabani aşkların hepsini söküp alıyor. Bak seni tokatlıyor. Ve seni o hastalığın, o bataklığın içinden kurtarıp adeta Kabe'yi putlardan temizlediği gibi senin de kalbin senin Kabe'ndir. Seni de o putlaştırdığın sevgililerden temizliyor. Seni yalnız kendine seni yalnız zatına tahsis etmek istiyor. O kalp ona ait. O kalpte başka sevgi görmek istemiyor dedim. Baktım ağlamaya başladı telefonda. Hocam hemen buluşmamız lazım dedi. Gittik bir yerde buluştuk. Böyle anlattım dinledi, anlattım dinledi, anlattım dinledi. Allah Allah dedi ya. Gerçekten mi hocam? Allah beni çok mu seviyor? Onca günahıma rağmen benden vazgeçmedi mi? Böyle baktım Allah Allah. Onun o hali. Yani hakikatte böyle iş. Böyle işte yani mesele. Yani dünyada muvaffak olamayışımızın çoğu noktada günahların içinde değil mi bazı böyle insan bir günaha kilitleni veriyor fakat nasip olmuyor. Olmuyor işte Allah nasip etmiyor bırakmıyor seni. Vazgeçmemiş senden. Yoksa tokat yakındakine vurulur. Bir anne değil mi kendi evladı olmayana tokat vurur mu? kendi evladına, canına, ciğerinin parçasına vurur tokadı. Ona kıyamadığı için vurur o tokadı. Ondan vazgeçmediği için o tokadı vurur. Değil mi? Onun zayi olmasını istemediği için o tokadı vurur. Şimdi öyleyse insan huzur halini yakaladığı zaman yani her haline onu her şeyden daha çok seven Rabbinin hakim olduğunu her şeyde onun muhabbeti, onun sevgisi ya bizzat veya dolayısıyla ona Değil mi? Hayırlı, güzel muameleler yaptığını bilse insan hep mutlu olur ya. Bediüzzaman Hazretleri için bir şiirde bir ifade var da diyor ki Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz Cennetteki alemleri dünyada görür de mahvolsa eğilmez sıradalar gibi derde diyor. Şimdi bütün ömrünce ne kışlar yaşamış ama iç dünyası hep Allah'la beraber. Hadiseleri ayrıca film seyreder gibi seyretmiş. Haşa Allah'tan habersiz gelişen hadise var mı ya? Ya onlar onu mahkeme mahkeme süründürürlerken onların karşısına erkekçe dikilmiş. Ben de sizi mahkemeye veriyorum diyor. Hem de diyor değil mi? Haşrin mahkemesinde. Adalet-i ya, yani o gün o dehşetli mahkemeye, sizi mahkeme-i Allah'a şikayet ediyorum deyince titretiyor onları. Yani demek ki imanda öyle bir lezzet, öyle bir kuvvet, öyle bir huzur hali var ki. Bakın nuru iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını. Şimdi başka bir yerde diyor ki İman Allah'ın varlığı demek. Allah'ın haşa yokluğu dem var. Hayır haşa. Allah var zaten. Yokluğu düşünülemez ki. Ol yok zaten. Kainatta şirk de yok. Değil mi? Allah'ın yokluğu da yok. Ha. Şimdi öyleyse Allah'ın varlığının nimet olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi Allah zaten var kainatta. Ama Allah'ın varlığından haberdar olmayan birisi için Allah'ın varlığı kalbine, kafasına, aklına, ruhuna girmeyen bir insan için ha, onun dünyasında Allah yok. Onun dünyası Allahsız bir dünya. Allah yokmuş gibi aleme bakıyor. Allah yokmuş gibi hayata nazar ediyor. Onun hayatı Allahsız bir hayat. Ha, diyor ki bir yerde iman nimeti yani Allah'ın varlığının bilinmesi. Allah'ın varlığı bütün nimetlerin üstünde fevkinde öyle bir nimettir ki çok enteresan bir ifade bütün nimetlerin reisi ve reisi olan iman ve hidayet nimeti diyor reis demek baş demek şimdi düşünün mesela 5 milyon tane sıfırı yan yana dizdiniz baştaki bir yok 5 milyon sıfır da olsa yan yana dizilen 5 para ifade etmez. İşte o baş var ya baş çok önemli. O baştaki bir bütün o sıfırları kıymetlendiren, bütün o sıfırları değerlendiren, bütün o sıfırlara kıymet ifade ettiren işte o baş baş. Baştaki o nimet. Şimdi dünyadaki bütün nimetler milyonlarca saymakla bitiremezsiniz. Ama bütün bu nimetler varken iman ve hidayet nimeti yoksa bir insanın kalbinde yani Allah'ı tanımıyorsa bilmiyorsa onun için bütün nimetler yok hükmündedir. Sıfırdır. Niye? Çünkü bütün nimetleri var eden o nimetin yokluğu her şeyi yok eder. Niye? Çünkü düşünün mesela iman ve hidayet nimetinin içinde bulunan bir insan. Bir de Allahsız, imansız, nereden geldiğini, nereye gideceğini, niçin yaşadığını, akıbetinin ne olacağını bilmeyen, daima ölümün korkusuyla hayatını ızdıraba çeviren bir insanı düşünün. İkisi de aynı ortamda, aynı nimetlere mazhar olsun. Birisi o değil mi, o hayatın içinde cehennem yaşıyor. Bakın hiçbir nimet onun için bir şey ifade etmiyor. Sonunda elinden sökülüp alınacak ya. Sonunda adeta azalarını, organlarını koparır gibi bütün sevdikleri ondan koparılıp alınacak ya. Bakın ne oldu? Bütün nimetler hiçbir şey ifade etmedi. Ya enteresandır ya. Çok garip değil mi? Bakın Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba, bir kaynaktır. Binaaleyh zerratı alemin adedince, kainatın zerreleri atomları adedince, iman nimetine hamdü sena etmek, bir borçtur. Allah Allah. Ya Rabbi beni varlığından haberdar ettin ya. Sonsuza kadar başımı secdeden kaldırmasam yine azdır. Ya varlığından haberdar etmeseydin. Ya sensiz bu hayatı yaşasaydım. Seni tanımadan yaşayıp tanımadan ölüp gitseydim. Ne bu hayatın ne şu hayatın içindeki nimetlerin hiçbirinin bir kıymeti kalır mı? Ya. Mahaza imanı billah'tan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor. Ya elhamdülillah lam-ı istirakla işaret ettiği umum hamdler ile hamd edilmesi lazım olan nimetlerden birisi de rahmaniyet nimetidir. Allah Allah. Şimdi Allah'ın bilinmesi en büyük nimet. Bir de Allah'ın Rahman olduğunun bilinmesi o da çok büyük bir nimet. Evet Rahmaniyet zevil hayattan rahmete mazhar olanların sayısınca nimetleri tazammun etmiştir. Çünkü bilhassa insan her bir zihayatla alakadardır. Bu itibarla insan her zihayatın saadetiyle saydleşir ve elemleriyle müteessir olur. Şimdi İnsanda duygular nihayetsiz, koordinatlar sonsuza gidiyor. Sonsuz olan Allah'ı tanımak için yaratıldığından dolayı adeta ölçü birimleri de sonsuza gidiyor. Şimdi mesela insandaki şefkat, insan sevdi mi her şeye şefkat ediyor. Aynı evladı gibi bütün mahlukata acıyor. Dünyanın öbür ucunda bir balinanın karaya vurduğunu duysa burada üzülüveriyor. Bütün mahlukatın açlıklarını, hastalıklarını, sahipsizliklerini, çaresizliklerini düşündüğü zaman adeta dünya kadar bir yükü değil mi omuzlarının altı alıp altında eziliyor. Şimdi şöyle düşünün mesela. Şurada dışarı baktınız. Bir tane terk edilmiş bir kedi. Veya diyelim terk edilmiş bir yavru, bir, bir çocuk, bir bebek ağlayıp duruyor. Baktınız çaresiz, uyuyabilir misiniz? Oturup lokmalar boğazınızdan geçer mi? Onun orada aç, susuz, perişan, ağladığını duy duyarak. Vicdan varsa uyuyamazsınız, vicdan varsa oturup sofrada yemek yiyemezsiniz değil mi? Tam böyle onun acısını, zırabını çekerken, böyle çaresizsiniz, bir şey de yapamıyorsunuz. Elinizden bir şey gelmiyor, alsanız ne yapacaksınız? Tam o anda baksanız ki annesi geldi, kucakladı bağrına bastı sizi kucaklamış gibi, sizi bağrına basmış gibi, sizin bütün ızdırabınızı almış oldu mu? Demiş size en mutlu dakikaları yaşattı mı? Bakın ona ikram etti, onu sardı, onu kucakladı. Siz ne kadar lezzet aldınız. Belki o çocuktan daha fazla siz memnun oldunuz. İşte insan bütün mahlukata böyle yavrusu gibi merhamet ediyormuş. Onların dertleriyle de dertleniyor. Fakat elinden bir şey gelmiyor çaresiz. Onların ölüp gitmelerine mani olamıyor. Onlara gücü yetmiyor. Kendi değil mi? Kendi derdine derman olamıyor insan. Nerede kaldı mahlukatın imdadına koşsun? Tam böyle bir halde birden Rahman ismi Rezzak burcunda. Allah Allah. Kerim ismi Rahim burcunda birer şemsi taban gibi tecelli etti diyor birden bütün mahlukatı kucaklayan onların imdadına koşan bütün ihtiyaçlarını onların emrine veren onlara senden benden daha çok şefkat eden bir Allah'ın Rahman ismini bildiniz ya Rahman var Rahman var öyleyse ha onun varlığının bilinmesi öyle büyük bir nimet ki birden dünya kadar yük sırtınızdan kalktı mı bütün mahlukata ikram eden zat aynen size ikram etmiş gibi sizi sevindirdi mi? Allah'ın varlığı bilinmekle. Allah Allah. Ya. Şurada bir paragraf var onu da okuyup bitireceğim. Çok önemli burası da. İnsan hakikaten iman dersiyle meşgulken Peygamberimiz Vesselam buyurmuş. Üç şey içinde cennetin lezzetini arayın diyor. Allah cennete giden yollarda prim veriyor. Cennete giden yollara cennetin lezzetlerini serpiştirmiş. Ve üç şeyin içine koydum diyor cennetin lezzetini. Hadis-i Kutsi bu. Birisi diyor ki sohbeti ihvan. Ve şu beraberliğimiz. İman sohbetleri. Allah Allah. Öbürü birisi de diyor ki münacası Rahman diyor. Allah'a yakarışın, yalvarışın, dua edişin, gözyaşları içinde çaresiz Allah'a ilticanın içinde öyle bir lezzet var ki. Birisi de ilaveti Kur'anmış. Kur'an'ı böyle özellikle samimane okumanın ayrı bir lezzeti var. Tam böyle Ramazan'da iftara yakın insan böyle açıp da böyle Kur'an'ı okuyor ya mesela o ayda. Latifelerin uyandığı o ayda. Demek ki şu andaki bu cennet lezzetini andıran şu halette buymuş. Cenab-ı Hak şu lezzetten bağımız hiç koparmasın inşallah. Bakın ne diyor? Dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir? Yani huzur nerede? Neyle huzur bulabilirim? Neyle bu hayatı lezzetlendirir, keyiflendirir, sa saadetlendirebilirim? Ha. Dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir diye yine bu Hasbunallahu ve ni'mel Vekil ayetine baktım, gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. İmanda nasıl bir lezzet var? Hangi lezzettir bu? İmandaki lezzeti insan diliyle mi alır, kulağıyla mı alır, gözüyle mi alır, hangi organıyla alır? Atife-i Rabbaniyeden bahsediyor bakın. Aa, şimdi insan bir anda imandaki o lezzeti alamayabilir. Tıpkı neye benzer? Çekirdek bir anda suyu verdiniz, bir anda suyun lezzetini alamayabilir. Ama su vermeye devam ederseniz, o çekirdeğin ağızları, organları, filizleri böyle uyanmaya başlayınca, artık sudan istifade edecek cihazları ortaya çıktı ya, organları ortaya çıktı ya. Artık o sudan lezzet almaya başlar. Şimdi bu iman dersini ilk dinleyen bir insan böyle dinliyor ama nedir? İman dersini aldıkça, 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 aldıkça latifeler, duygular uyandıkça artık imansız yapamaz. İman hakikatlarından mahrum bir hayata tahammül edemez, dayanamaz. Aynı suyla uyanmış, filizlenmiş bir çekirdeğin artık susuz yapamadığı gibi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine baktım. Gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Yani Allah'ın varlığını bilmekte, onu tanımakta, onun marifetinde imandadır. Yani yani beni yaradan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahim'in mahluku ve masnu ve memlükü ve terbiye gerdesi ve nazarı altında olmasına. Yani o beni yarattı. Beni yaşatıyor ve adeta bütün mahlukatı benim imdadıma seferber etmiş koştuyor. Kainatın sahibinin mahlukuyum ben. O beni yarattı. Allah Allah ne büyük bir şeref ya. Yani 23. sözün başında çok güzel bir örnek var. Diyor ki her şeyin diyor iki değeri vardır diyor. Birisi maddi değeri, bir de diyor manevi değeridir ki manevi değeri diyor onun sanatkârına aittir diyor. Mesela antika bir sanat diyor. Antikacılar çarşısına gidilse pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek yani bunu falan sanatçı yaptı, falan sanatkar yaptı diye söylenerek satılmaya çalışsa 1 milyon fiyatla satıldığı halde kaba demirciler çarşısına, hurdacılar çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir diyor. Şimdi neden bir anda 5 kuruşluk bir demir Milyon fiyatı satıldı. Niye bu kadar değerlendi ki? Onun arkasındaki sanatkarın büyüklüğü bilinince. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Sanatkarın büyüklüğüne göre sanat kıymet kazanıyorsa, insanın kıymeti de Allah'ın büyüklüğüne göre olmaz mı? Ne büyük bir şeref ya! İnsan Allah'ın kulu olmaktan daha büyük bir şeref ararsa, o insan Allah'ın nazarında en aşağı bir mevkiye düşmez mi? İnsan böyle ya şimdi bir ara bir abi anlattı da böyle çok hoşuma gitti. Diyor ki ya birisine diyor sordum. Dedim ki diyor sen kimin oğlusun? Dedi ki ben falan milletvekilinin yeğeniyim dedi diyor. Ya amcanı sormadım babanı sordum. Olsun ben onun yeğeniyim dedi diyor. Bak babayı bile aradan çıkarıyor. Niye? Çünkü dünyevi olarak büyük bildiği birisine hemen intisap kurmak, onun şerefiyle şereflenmek, sırtını ona dayamak istiyor. Onunla anılmak istiyor ya. Kimsin? Ben kainatın sahibinin sanatıyım. Onun kuluyum. Onun özel yarattığı bir mahlukum. Özel çizdi beni, özel tasarladı. Bu simadan başka kimse de yok. Şu mana öyle büyük bir lezzet ki. Hep anlatıyorum çok güzel bir örnek olduğu için tekrar tekrar söylemekte fayda var. Bir yerde böyle bir mecliste oturuyoruz. Birisi vardı böyle hakikaten de böyle varlıklı bir insanın, varlıklı bir zengin birisinin oğlu. Kolundaki saati yanındakine gösteriyor. Diyor ki bu saat kaç para biliyor musun diyor. O da baktı ya ne olabilir ki dedi. Plastik işte Fahat. Ne, kaç para olacak? O öyle deme dedi ya. Bu dedi 20 bin dolar. Yapma ya dedi. Neyi var? Altın olsa 20 bin dolar etmez. Bu dedi özel üretim. Dünyaca meşhur bir markanın özel ürettiği bu saatin içinde ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor bak. İngilizce yazmış oraya. Bu saatten sadece dünyada 100 kişi de var. Sen o 100 kişiden birisin. Bakın dünyaca meşhur bir markanın itibar ettiği 100 kişiden biri olmak öyle büyük bir şeref ki adam 20 bin doları gözünü kırpmadan verebiliyor. Aa, şimdi böyle anlatırken baktım o da diyor ki ya Allah Allah. Sonra dedim ki ya bu 100 tane, 100 tane değil de 10 tane olsa o da var hocam. O da var. E o kaç para? O dedi belki 200 bin dolar. Allah Allah. 10 tane değil de bir tane olsa o da var mı? Vallahi o da var. O da milyon dolar. 2 milyon dolar, 3 milyon dolar. Özel, tek. Vay be. Kim bu? Falan marka. Daha üst marka var. Dünyada daha çok sayılan, sevilen, daha çok tanınmış falan marka var. O olsa o daha pahalı diyor. Pahalı olan ne? Sırf özel olmak var ya. Özelsin sen beni düşündü, benim için yaptı. Benim için dünyaca meşhur bir fabrika çalıştı. Sonra dedim ki Allah Allah ya. Aman ya Rabbi ya. Şaşkına döndüm. Dedim ki ya Allah Allah. Ya Rabbi sen ne büyüksün ya. Şu simaya bakın. Ne yazıyor bu simada? Dünyada sadece sende var. Sen teksin. Kainatın sahibinin özelisin. Bir tanesin sen seninle özel ilgilenmiş, sana özel yapmış bunu. Sana teveccüh etmiş, tek sana muhatap olmuş. Sen teksin. Parmak izine kadar, göz üretilene kadar, ses toruna kadar teksin. Kimin? Kainatın sahibinin tek özel mahlukusun. Ve Ya Rab dediğin zaman lebbeyk deyip o anda senin sesini duyan, kalbinin derinliklerinden geçirip de diline dökemediklerini bile duyan, bilen değil mi ya? Allah Allah? Secdede fısıldadığında yedi kat semadan sana cevap veren bir Allah var. Böyle bir vaziyetteki bir insan derdini başka kime açar ya? Öyle öyle. Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında böyle bir şey var da anlatıyor. Sanıyor'da geçen bir ifade. Diyor ki bir gün diyor böyle oturdum kendi kendime sabah namazından sonra diyor, sabah namazı vakti diyor. Kendi kendime dedim ki ya böyle benim diyor bir kitabım vardı. Nis adasına göndermiştim. Keşke burada olsaydı dedim diyor. Sonra diyor birisi ne diyor benim tarafımdan onun kalbine vesvese verecek bazı sözler söylenmişti. Keşke o da burada olsaydı. Onun kalbindeki vesveseyi izale etseydim dedim diyor. O anda Birden diyor kapı çaldı. Baktım aynı o adam elinde o kitapla hiç alakası olmayan iki. Birden içeri girdi. Dedim sen bu, bu saatte e bu kitabı nereden buldun? Bilmiyorum. Kapıda Nis'ten gelmiş diye kenara koymuşlar. Ben de onu aldım içeri girdim deyince birden diyor. Benim en ince hatıratı kalbimi duyan bir Rabb-ı Rahimim var bana teveccüh etmiş. Benim kalbimden geçirip de dilime döken, dökemediklerimi duymuş bir Allah'ım var benim. Öyleyse ehli dünyanın minnetini beş paraya saymam diyor ya. Nasıl bir mana bu ya? Nasıl bir Allah var? Böyle bir Allah'ın varlığını hissetse bir insan. Dünya ona cennet olmaz mı Allah aşkına? Şu imandaki manevi cennetten çıkıp da nefsin peşindeki küfürdeki, isyandaki o manevi cehennemlere tekrar kim sokabilir o insanı? Dönüp bakar mı Allah aşkına? Öyleyse şu anda toplumu, insanlığı günah bataklığından kurtaramıyorsak, bunun en büyük sebebi imandaki o manevi cenneti yaşatamıyoruz. Küfürdeki, inkardaki, isyandaki o manevi cehennemi hissettiremiyoruz. Ha, hep ahiretteki cehennemle korkutuyoruz. Hep ahiretteki cennetle müjdelemeye çalışıyoruz. Bir türlü muvaffak olamıyoruz. Ya. Şu manaya bakın şimdi. Bu hayatımın en saf lezzeti ve en halih saadeti imandadır. Yani beni yaratan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahim'in mahluku ve masnuu ve memlükü ve terbiye gerdesi ve nazar altında olmasına ve ona her vakit muhtaç bulunmasına ben ona muhtacım o beni kimseye muhtaç etmez. Bu baş ona eğildi. Bu bel ona büküldü. Başkasının önünde büktürmez. Başkasının önünde bu boynu, bu başı eğdirmez. Öyle bir Allah. Ya o ise hem Rabbim hem ilahım hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli bulunduğuna kat'i imanım. Öyle kafi ve vafi ve elemsiz ve daimi bir lezzet ve saadettir ki tarif edilmez. Nasıl tarif edeceksin ya? Kör birisine manzaranın güzelliği nasıl anlatılır? Öyle ya. Nasıl tarif edilir ki? Manevi latifeleri körelmiş bir insana imandaki güzellik nasıl tarif edilir? İmanın Allah'ın varlığının birliğinin, secdenin zevki nasıl anlatılıyor? Ya! Ve elhamdülillahi ala nimetil iman ne kadar yerindedir diye ayetten fehmettim. İşte hayatın hakikatine ve hukukuna ve vazifelerine ve manevi lezzetlerine ait olan bu dört mesele gösterdiler ki hayat, zatı, baki, hayyi, kayyumu baktıkça iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça hem beka bulur, hem baki meyveler verir hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye bu ayetten dersimi aldım. Ve niyet ve tasavvur ve hayalce bütün hayatların ve zihayatların namına asbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.